Kopenhag'daki küçük deniz kızı heykeline dair bir şeyler yapmayı hep istemiştim. Çalışmalarımda genel olarak bilinen ve klişe objeleri kullanırım. Evrensel olarak da bir anlamı olduğu sürece kişisel olarak geçmişimde öneme sahip bir şeyler olmasını isterim. Küçük deniz kızını kullanmayı da senelerdir çok istiyordum. Ama hiçbir zaman doğru zamanda ve doğru yerde olduğumu hissetmemiştim. Bu seneki Folkestone Triennale'ine davet edilmiştim. Dedim ki, Folkestone'un da bir deniz kızı heykeli olmalı ve bu heykelde idealize edilmiş bir model figür yerine neden gerçek bir insan kullanmayalım diye düşündüm. Folkestone'daki bütün evlere duyurular dağıtıldı. Bu duyuruda, vücut şekliniz, bedeniniz veya yaşınız ne olursa olsun heykel modeli olmak ister misiniz diye soruluyordu. Ruhu olan birini arıyordu. Georgina daha ilk görüşte diğerlerinden farklı gözükmüştü. Onda aradığım o şeyin olduğunu düşündüm. Neredeyse heykel gibi güzel bir duruşu vardı. Ben stüdyo odaklı bir sanatçı değilim. Orada kendime çok fazla ilham bulamıyorum. Daha çok dışarı çıkıp insanlarla sohbet ettiğimde, bir müzede bir şeyleri incelerken ya da kumsalda yürüyüş esnasında bir şeyler gördüğümde aklımda fikirler canlanıyor. Bir şekilde etraftan biriktirdiğim parçalar büyük resmi oluşturacak şekilde birleşiyor. Mesela Pisa Kulesi'ni incelerken onunla ilgili hikayeleri bulmak ve anlamak beni daha çok heyecanlandırıyor. Onu kurtarmak için çalışan mühendislerle konuşup işlemler sırasında kulenin altından toprak çıkaracaklarını duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Onlara bu topraktan biraz alabilir miyim diye sormuştum. Toprağı poşetlere koyup bana gönderdiler. Topak halindeki her bir toprak parçasına delik açıp bunları bir odanın içine astım ve buna da bir anıtın bilinçaltı adını verdim. Aslında bu yaptığım birçok esere koyabileceğim bir isimdi. Eserlerimde sanki bir sarmal var gibi. Hep aynı noktaya dönüyorum ama farklı bir noktadan. İlk defa bronz kullanıyorum. Çünkü orijinal deniz kızı da bronzdan yapılmış. Farklı bir materyalden yapılmış gibi görünüyor olsa da bu eser de aslında bir bütünün parçası. Bu deniz kızı heykelinin kurgu karakterler üzerinden yapılan tüm diğer deniz kızı heykellerinin bir bilinçaltı gibi olmasını umuyorum. Folkestone'da şu an yaşamakta olan birinin bedenini anıtsal hale getirme fikri gerçekten hoşuma gidiyor. Evet, böyle oldu. Şimdi tam olarak görünüyor. Merhaba. İçeri gel de kendini gör. Bu kadın gayet sıradan. 38 yaşında, iki çocuk annesi biri ve efsanevi bir karakterin pozunu hayata geçiriyor. Halen yaşamakta olan birine ait böyle bir heykel olması, o yaşlansa da bu heykelin hep bu yaşta kalacak olması ile ilgili çok dokunaklı bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani tabii heykel de yaşlanacak ama farklı bir açıdan. Malzeme eskiyecek ama hatları aynı kalacak. Sanat, insanoğlunun dünyayı anlama arzusunun sonucunda ortaya çıkardığı muhteşem bir yan ürün. Nasıl bir işlevi olduğunu anlaması güç. Sanatı bunun için seviyorum. Anlamının ne olduğunu bulmak hiç de kolay değil. Ne anlama geldiğini bilmek zorunda da değilim zaten. Sadece beni deliliğin sınırında tuttuğunu biliyorum. Benim için işlevini bu şekilde yerine getiriyor.